Meğer 2 metre 2 dakikada 10 metre yükselmenin sebebi köylerdeki köprüler tıkanıyor. Köprüleri kırıyor. Birikmiş olan suyu 2 dakikada 5 dakika içinde Hamburg kampına getiriyor. 3 metre yüksekliğinde her tarafa zarar verip denize dökülüyor. Olay anında burada yatıyordum. Sabah 07 zaten uyumadım akşamdan beri. Ani bir su baskınıyla panik yaptım, dışarıya çıkmak istedim. Fakat bir anda su yükseldi. Yükselince 2 metre yüksekliğine kadar çıktı ve çıkamadım. Çıkamadıktan sonra da çare olarak şu barın üzerine mermer var. Mermerin üzerine kendimi attım. Su çekildikten sonra belediyenin binalara 5 metreye, 5 katlı binalara tuğla taşıyan kamyonu geldi, beni oradan kurtardı. Doğal bir afet. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Arkadaşların yerleri zaten bizden daha berbat durumda. Diğer oteller, moteller. Neler yaşadınız abi sabah saatlerinde itibaren? Sabah 7.30 civarında bir yağmur vardı. Yağmur şiddetlendikten sonra bir anda sel haline geldi. İşte gördüğünüz gibi bu sel buradaki otelci arkadaşları, yer restoranları, plajımızı bu hale doğal bir afet olarak getirmiş durumda. Denizde araçlar var. 18'e yakın araç var denizde. Onlar da hava açımında çıkar inşallah. Can kaybımız yok. Ona seviniyoruz. En büyük temennimiz can kaybımız yok. Ama dediğim gibi halimiz böyle. Sel anında neler yaşadınız? Biraz bize anlatır mısınız? Sel anı korku filmi gibi. Yani anlatılacak bir şey. Korku filmi. Resmen korku filmi gibi. Gördüğünüz taraflar işte daha önce çekim yaptıysanız deniz ikiye bölmüş vaziyette. Kumsal ikiye bölmüş vaziyette. Ya bu suyun gücünün ne olduğunu gösteren bir şey yani. Korku filmi gibi açıkçası. Plajdı burası. Şezlonglar vardı. Su taştı geldi. Aldı götürdü. Böyle hepsini aldı götürdü. Vaziyet bu. Peki arabalar var mı? Vardı. 18 tane araba var şu an denizde. Balçığın içinde gömülü.